Günaydın. O ne be? Kahvaltı. Dolap tam takır. Fare düşse başını yaracak. Ancak bunları bulabildim. Gül yoktu, penceredeki saksıyı koydum. Fark ettim. Hı? Ekmekler bayattı. Tavada kızarttım. Gözlükler? Cool görünmek için sabahları çirkin oluyorum. Ha, anladım. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Ben bunlarla doyumun haberin olsun yani. Hani bugün pazar. Pazar kahvaltısı isterim. Öyle mi? Gel bakayım buraya. Şire şey sen. Ağzın kokuyor mu? Hayır. Benim? Çilek gibi. Sabahları hiç de çirkin olmuyorsun. Ya. Biraz bakacağım. Peki. Hikayesi olan bir yüzün var. Nasıl? Alnın yok gibi. Saçların sanki sabredemeyip bir an önce çıkmışlar böyle aceleyle, telaşla. O yüzden sanki hep koşar gibisin. Gözlerinde tam aksini söylüyorlar. Biraz yavaş olmanı, adım adım yürümeni. Onlar çok fazla bakıyor. Yani nasıl anlatsam çok derinden bakıyorlar. Ve sen bunu biliyorsun. Birine uzun süre bakamayışın bundan. Bal köpüğü sakallarında ikisinin ortasında taze ve neşeliler. Hey, ciddiye almayın, eğleniyoruz. Yok bir şey der gibi. Bir de o kadar oturmuş ve kemikli bir yüzün var ki sanki bir yerlerde hiç çocuk olmamışsın. Hiç çocuk olmamış ve hep çocuk kalmış gibi. Adı ne bu hikayenin? Bilmem. Mavi, yeşil bir şey. Mavi bir telaş. Telaş rahat. Mavi kalsın sadece. Ben daha önce gelmiştim buraya. Demek ki beni fark etmemişsin. Hop, orada dur bakalım. Müşterilere o gözle bakmam ben. Hem sen buraya gelen ilk... Anladım. Önce mutfağı görmek ister misin? Kahvaltımızı beraber hazırlarız. Olur. Günaydın çocuklar. Günaydın. Ada'yla tanışın. Ada. Çocuklar. Merhaba, Meltem ben. Herkese kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, Tarık. Merhaba. Biz kendimize bir kahvaltı hazırlayacağız burada, kimseye mani olmadan. Ada, Şenol'la tanış. Şenol şef garsonumuz. Ada. Memnun oldum Ada. Ben de. Bir ihtiyacınız var mı Alper Bey? Sağ ol Şenol. Evet, omlet. Neli? Her şeyli. Her şeyli bir omlet. Hemen. Evet hanımlar, işimize dönüyoruz artık. Baktık bitti. Tamam. Mutfak hakkında istediğini sorabilirsin. Havuçlu tarçınının tarifi mesela. Aa, doğru. Haklısın. Dur şimdi, onun da sırası gelecek. Bir yere kaçmıyoruz ya. Bu kadar çok yiyip nasıl zayıf kalabiliyorsun? Yakıyorum. Bünye meselesi. Yemek yapmayı nasıl öğrendin? Ben ilkokuldayken bizim evde gündüzleri mutfaktaki kuzine yanardı bir tek. Ben de sıcak diye orada ders çalışırdım hep. Annemin coşkuyla yemek yapması beni çok eğlendirirdi. Ha, annem dedim de. Gelecek bir ara Tarsus'tan. Sizinkiler nereli? Bursa. Aslında çok borçladım onları. Bir ara ben de gitsem diyorum. Neden ikinci el kitapları seviyorsun? Yaşanmışlıkları yüzünden. Başkalarına ait izler bulmayı seviyorum. Notlar, telefon numaraları... Sayfaların içinde unutulmuş bir iki şey. Onların hikayelerini, kimlere ait olduğunu düşünmeyi çok seviyorum. Yeni hayatlar yaratıyorum kafamda, düşlerimde. Ben de bazen aldığım plaklarda onları buluyorum. Ne yapıyorsun peki? Bilmem. Ben şarkılarla daha çok ilgiliyim. Üniversitedeyken öğrenci evinde arkadaşlarım ayıktırdı aslında. Ya sen acayip şeyler pişiriyorsun. Bir restoran açsana falan dediler. Benim de kafama yattı. Rahmetli pedere iki tarla sattırdım oralarda. Sonra da burayı açtım. Beni severdi sağ olsun. Batırmayacağımı güvenmişti. Biliyor musun en mutlu olduğum anlardan biridir.
Ölmeden önce İstanbul'a gidip restoranda bir şeyler yemişti. Etrafa bakıp aferin lan değmiş vallahi sattığıma demişti. Ağlıyor musun? Yok bir şey. İçime dokundu biraz. Peki neden hiç arkadaşın yok? Niye? Var aslında. Yani ne bileyim. Ben çok ihtiyacını hissetmiyorum. Yalnızlığı seviyorum galiba. Ya da ben mi zorum ne? Aman bilmiyorum boş ver. Her şey değişiyor Ada. Her şey. Bildiğim her şey daha başka görünüyor gözüme. Kokular değişiyor. Sesler daha farklı. Seninle tanıştığımdan beri hep bir... Nasıl desem? Bayram sabahı gibi sevinç var her yerde. Vay, bu iyiydi işte. Hikayelerde aşama kaydediyorsun. Alper. Ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben... Neyse, yok bir şey. Alo. Evde misin? Uygun musun? Ne bu hal ayol? Koşuya mı çıktın yoksa? Gel hadi. Vodkanı bile hazırladım. Ayakkabılarımızı dışarıda çıkarıyoruz değil mi? Hayırsız. Kaç zamandır aramıyordun. Kulağını çekecektim vallahi. Alper? Kalktın mı sen? Kalktım. Bir su içtim. Bir de sigara içtim. Ya Alper, çok sigara içiyorsun. Sonra iner hadi. Günaydın. Ben ortalığı toparladım biraz. Sen de bakın oraya buraya. Kadıncağızın görünce afallayacağı bir şey falan yok değil mi ortada? Ne gibi? Ne bileyim nergi mergi bir şey. Erkeksel bir şeyler falan işte. Bekarlık günlerinden kalma. Ne oldu? Yok bir şey. Espri yaptım canım. Niye kaldın öyle? Ay tamam korkma evlenmiyoruz. Ada saçmalama ona değil. Demode kız. Dergi mergi mi kaldı eskiden de onlar. Ya gerçekten gelmemi istiyor musun? Evet. Ne oldu şimdi? Ya hayır. Kadın önce bir seni görseydi, hasret giderseydiniz falan. Ben böyle ilk andan C diye çıkıveracağım ortaya. Sonradan da çıkacaksın. Ha şimdi ha sonra. İstersen çıkmayabilirim de yani. Ada ne oluyor sana ya? Sabahtan beri niye böyle gergin gerginsin? Kim? Ben mi? Aynı şeyi benim sana sormam lazım. Alper. Yok bir şey. Gel işte. Tanışırsınız. Zaten ben öğlen işe gideceğim. Hem evde yalnız kalmaz filan. Ha tamam sorun değil. Ben Sinem'i ararım. Bugünlük o açar dükkanı. Kusura bakma. Tamamen unutmuşum. Benim de bir işim var. Hatırlatayım. Çalışmamı istemiyor musun yoksa? Ada! Ne? Hoşçakal teyzeciğim. Anne! Oha! Oğlum!
Yoruldun mu? Yok oğlum, ne yorulması? Otura otura geldim işte. Yeni otobüsler ev koltuğu gibi vallahi. Var mı alınacak bir şeyler? Evladım bakıver. Anne, versen onu bana, ver. Gel sen memnun. Bak, anne. Bu Ada. Ada mı? Hı, arkadaşım. Siz tanışın. Ben geliyorum. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim kızım. El öpenlerin çok olsun. Aman ne güzelmişsin be yavrum sen öyle. Ay maşallah, maşallah. Ada mı Ada? Pek güzelmiş. Sağ olun, siz de çok güzelsiniz. Aman yaşlandık be kızım, ne güzelliği. Arkadaş mısın Alper'e? Nasıl arkadaş? İyi arkadaşı değil mi? Maşallah, çok güzel oldum. Acıktınız mı? Bir kahvaltı ederiz şimdi. Sonra biraz uyursunuz. Alper nerede? Uyurum tabii de. Sen de oradasın değil mi? Hani arkadaş hayatı gibi, öyle mi? Ay, bilemedim ben, ondan sordum, kusura bakma. Gelip gidiyorum diyelim arada. Gel kızım sen, hep gel. Bu ne anne ya? Yine doldurmuşsun. Oğlum sallama, öyle dolma var onun içinde. Yağ da getirdim sana. Anne ya. Hadi gidelim. Müzeyyen Hanım, siz orada rahat mısınız? Öne geçseydiniz keşke. Çok rahatım ben burada kızım. Yayla gibi araba. Öyle hanımlı manımlı konuşma ben. Siz de deme, resmiyetli şeyleri boş verse. Müzeyyen abla de bana. Tamam. Anne anlat bakalım. Ne anlatayım oğlum? Bizim taraf hep aynı. Abinlerin herkesin tek tek selamı var. Oğlanı gel gör artık bir gün. Bir büyüdü sorma. sen anlat bakalım, sen nasılsın? Haberler sende. Bende ne olsun ki? Aynı. Öyle olsun bakalım. Buyurun. Ver çocuğum, dolaba kaldırayım. Tamam anneciğim, ben götürürüm onları. Ay pek güzel senin bu ev vallahi, maşallah. Reklamlardaki gibi. Yorulmadım dedim ama yorulmuş. Haklısın. Ay. Ben kahvaltı hazırlayana kadar siz biraz dinlenin isterseniz. Aa yok çocuğum, sağ ol. Siz bilirsiniz. Ver, ver. Nereye koyayım oğlum? Getir. Şurada. Ay ay ay, iki tane de dolabım var oğlum. Maşallah. Hangisine koyayım acaba? Anne, hangisine istersen sen koy onları. Burada yer buldum. Çantan değil mi bu? Kıyafetlerim var. Evet önünde. Yavrum. Tamam, ben götüreyim bir acı. Bu zeytini. Fazla bir şey çıkar mı kızım? Arabada da verdiler zaten. Bir çay içsem şöyle yeter bana. Demliyorum zaten. Hay yaşa sen. Sallama çay oluyor onlarınki, hiç sevmem ben de. Siz bırakın, ben yaparım hepsini. Bak bunun içinde halis zeytinyağı var. Ahbabımızı getirdim. Kekikle nane de koyarız. Ekmek balıp yersiniz. Ay nerede bunun baharatları? Ha şurada, şurada. Anne. Ne zaman bu düğün? Yarın akşam 8. Şişli'de dediler. Dur davetiyesi çantamda. Getir bakayım. Adresi var. Bak bakalım. Ver. Tamam anneciğim, kolaymış bunun yeri. Geleceksin değil mi çocuğum? Yok anneciğim ya, ben ne işim var benim düğünde falan, biliyorsun beni, daralırım ben. Aa, ayıp olur oğlum. İlkokul arkadaşın, eski ahbaplarımız. Tamam, bakarız. Ya, yarın akşam çok büyük bir gruba yemek vereceğim ben. Hay Allah, işim var ha. Ya. Kapıdan bile bir 5 dakika görünüverseydin keşke. Çok kalabalık bir grup olacak da. İş varsa başka tabii. biz birlikte gitsek isterseniz. Ay yaşa sen, ne iyi olur. Yalnız yalnız olmayayım orada. Çok iyi olur bak, ben bırakırım sizi. Sonra gelirim, geç saatte gelirim, alırım. Altını da takarım. Tebrik de ederim. Sağ ol.